Rahim ağzı kanseri, rahim ağzını kaplayan hücrelerden ortaya çıkan lezyonlardır. Tabi kanser dediğimiz zaman bunun da ne olduğunu açıklamak lazım. Rahim ağzı kaplayan hücrelerde bir takım anormallikler ortaya çıktığı zaman, moleküler anormallikler, artık hücreler kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlarlar, büyümeye, üremeye başlarlar. Kontrolsüz üreme dediğimiz zaman şunu kastediyoruz. Normalde hücre büyürken, hücre bölünürken belli bir noktada durur. Hücresel mekanizmalar vardır. Apoptoz dediğimiz hücre ölümüne neden olan belli bir noktada hücre bölünmesi durur ve orada stoplanır olay. Fakat kanser olduğu zaman bu hücrelerde bölümü kontrolsüz bir şekilde devam eder. Dolayısıyla bu hücrelerde aynı zamanda yan dokulara, çevre dokulara direkt olarak veya lokal olarak o bölgelere yayılma ihtimali ortaya çıkar. Artı uzak dokulara, vücuttaki uzak organlara da hastalık metastaz yapabilir, yani sıçrayabilir. Dolayısıyla kanser dediğimiz zaman kontrolsüz büyüme ve etrafa sıçrama potansiyelinden bahsediyoruz. Rahim ağzı kanseri nedir dediğimiz zaman, baktığımız zaman da rahim ağzını kaplayan hücrelerde bu kanserin ortaya çıkmasını kastediyoruz.